Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret net 17.002 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücret rakamlarıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi ücretlerin de olduğu birçok kalemde tutar değişti. TV41 Ekonomi Kulübü programı yapımcısı ve yeminli mali müşavir Faruk Kurnaz, asgari ücretteki bu rakamları mikrofonlarımıza değerlendirdi. ...için bir yeniden değerleme oranı, ondan sonra da dağıtacağı parayı bir şekilde gider harcamalarını oluşturur. Devlet %58.60 yeniden değerleme oranını açıklamıştı ama asgari ücrette de %49'luk bir zam verildi. Ve bu zamla birlikte 11.402 lira olan asgari ücretimiz 17.002 lira 12 kuruşa çıkartılmış oldu. Az önceki saydığımız kalemlerde Bağkur çalışanlarının aylık alt primi 6.986 liraya, sigorta primlerinde düzenli olarak işverenin ödemesi halindeki paydalandığı %5'lik indirimi 5.900.74'e, GSS genel sağlık sigorta priminin en düşüğü 600 lira 7 kuruşa, günlük doğum borçlama tutarı 213 lira 16 kuruşa, günlük askeri borçlanması 213 lira gene 36 kuruşa, günlük yurt dışı borçlanması 300.04 kuruşa, asgari ücret üzerinden yıllık kıdem tazminatı, bu tavandır yani şeydir, tabandır, en düşük rakamımızdır, 19.850.68'e, işsizlik ödeme tavanı, yani bir işverenin işçisini çıkarttığı zamanki müracaat halindeki ödetirmiş olduğu primler üzerindeki en yüksek tavan olan 15.884 lira 54 kuruşa, işsizlik ödeneği tabanı ise 7.940 lira 27 kuruşa, günlük rapor parası ayaklı tedavide 444 lira 50 kuruşa, günlük rapor parası yatarak tedavilerde 333 lira 38 kuruşa, iş kazası ayaktaki tedavide 1 lira 1333 lira 50 kuruşa, iş kazası yatarak tedavide de 1000 lira 13 kuruşa çıkmış oldu. Işıkar'ın açıklamasının ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Asgari ücretteki 2 TL'nin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Faruk Kurnaz asgari ücretteki 2 TL'nin nedenini açıkladı. Şimdi şöyle dile getirelim. Öncelikle asgari ücreti biz belirlerken asgari ücretin günlük bir ücreti vardır. Bunu belirleriz. Bu günlük ücret de 666 lira 75 kuruşa gelir. Bunu 30 günde çarptığınız zaman bu rakam 20.002 lira 50 kuruşa brüt olarak gelir. Bundan İşsizlik dediğimiz %1 ile işsizlik dediğimiz %14 primi düşürüldüğü zaman bu rakam isteseniz de istemeseniz de 17.002 lira 12 kuruşa gelir. Yani tabii kuruş küsuratı da var. Bu da şuna dikkat etmek lazım. Bir öncekinde 11.402 lira olan bir asgari ücretinle papayı 500 lira ile birlikte bugün %49 olarak siz değerlendirmiş olsanız bu rakam 16.988.50 kuruş. Yani 17.002'den çıktığınız zaman 17.002.12'den bu rakamı çıktığınız zaman 13 lira 2 kuruş pardon 13.2.12'lik bir arada mesafe vardı. Aslında tam toparlamaya bakarsanız %49 rakamı net değildir. Eğer biz bunu asgari ücretin günlük mesaiden çıkıp da hesabını yaptığımız zaman bu rakamlar buraya oturur. Yani burada alay alınacak veyahut da İşte şu anda piyasada 2 lira niye verildi de 17.100 olmadı veya 17.010 lira olmadı. Bu bir hesaptır ve bu hesabın üzerinde kimse farklı hareket edemez güzel.